Arkadaşlar merhaba ben Yayın Denizi'nden Orkun Hoca yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Cumhuriyet Dönemi şiirinin devamı olan Garip Akımı ile devam ediyoruz. Arkadaşlar Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfa Torozcu'nun ortaklaşa yazdıkları ve topluluğa isim olan Garip adlı şiir kitabının ön sözünde ayaktaki nasırı bile şiirle konu ediyorlar. O kadar garip bir anlaşları var ki bakın dikkat edin rahat kaçan ağaçta zaten 160'lık. Telgraf Hane, kolları bağlı o öde... Arkadaşlar merhaba ben yayın Orkun Hoca yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Cumhuriyet dönemi şiirinin devamı olan garip akımı ile devam ediyoruz. Dördüncü başlığımız arkadaşlar. Dördüncü başlıkta garip akımı. Garip akımı değilse birinci yeni şiir olarak da karşınıza ne yapabilir? Çıkabilir lütfen dikkat ediyorsunuz. Şimdi bu akımın özelliklerinden bahsedeceğiz ve sanatçılarından bahsedeceğiz birlikte. Hemen dönüyoruz konumuza. Arkadaşlar Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfa Orozcu'nun ortaklaşa yayınladıkları ve topluluğa isim olan Garip adlı şiir kitabının ön sözünde şiir anlayışları ne yapacaklar ortaya koyuyorlar. Bakın Garip adlı bir şiir kitabı var. Bu şiir kitabını Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfa Torozcu ve Melih Cevdet Anday ortaklaşa çıkarttığı bir şiir kitabı. Bu şiir kitabının ön sözünde bu garip akımının ilkelerinden, özelliklerinden ne yapıyorlar? Bahsediyorlar, dikkat ediyorsunuz. Şimdi bu ilkeler neler onlara biz de bakacağız söz sanatlarına, imgeli söyleyişe, her türlü biçimsel özelliğe karşı çıkmışlardır. Bakın en başta bilmem gereken yer burası. Kelimeleri çoğunlukla ilk anlamlarıyla kullanmışlardır. Bu sanata biraz ters düşmez mi? Yani edebi zevki, edebi estetiği ön planda çıkaran sanatçılar için bu ne yapacak? Birazcık ters düşecek, doğru mu? Neden? Çünkü sanatı sanat için yapmak istediğimiz zaman biz ne yapıyoruz arkadaşlar? sanatla imgelere yer veriyoruz. Söz sanatlarına yer veriyoruz. Ama dikkat ederseniz garipsel bunların hepsine ne yapıyor? Karşı çıkıyor. Sözlerin söylenmek istediği zaman ilk akla gelen anlamıyla kullanıyorlar. Bakın dikkat edin bu da gene sanatçılarda edebi zevki ön plan çıkarmak istediğimiz zaman bu birazcık ne yapacak? Ters düşecek. Ölçüsüz ve uyaksız şiirler yazmışlar. O güne kadarki şiir anlayışlarının dışına çıkmışlardır. Sanat dallarının birbiriyle karışmasına, iç içe girmesine karşı çıkmışlar. Şiirde musiki olmaması gerektiğini savunmuşlar. Bakın dikkat edin. Yine önemli özelliklerden. Sanat dallarının birbiriyle karışmasına iç içe girmesine karşı çıkıyorlar ve şiirde musiki olmaması gerektiğinde gene ne yapıyorlar? Savunuyorlar arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Şiirde her türlü form endişesinden uzaklaşıp şi serbest şiire yönelmişlerdir. Serbest nazında yazdıkları şiirle halkın yaşama biçimini ifade etmeye çalışmışlardır. Dikkat ediyorsunuz yine arkadaşlar. Bu ne demek istiyor? Yani biz günlük dille her türlü şeyi ne yapacağız? Şiire alacağız. Ama bu her türlü şeyi şiire alacağız derken günlük yaşamdaki olayları bile şiire ne yapabilirim? Aktarabilirim. Dikkat ediyorsunuz. Bu ne demek? Bakın dikkat edin zaten diğer şeyde de kuralda da basitlik, sadelik ve aleladelik prensibinden hareketle konuşma dilini şiir dili olarak benimsemişlerdir. Bunu da biliyorsun. E günlük dili yazacaksan ve günlük Konulardan bahsedeceksem burada sevgili arkadaşlar. Bakın dikkat edin birazcık diğer şiir türlerine ne yapacağım? Farklaşacağım. Ne demek bu? Ee, hayattaki konuları şiire almak. Mesela ayaktaki nasırı bile şiire konu ediyorlar arkadaşlar. Bakın o kadar garip bir anlaşılır var ki. Zaten adından da anlıyorsunuz bunu. Garipçiler günlük hayattaki yani günlük olayları şiire ne yapıyorlar? Konu ediyorlar. İnsanın ayağındaki nasırı bile ne yapabilirler? Konu edebilirler demek ki oraya dikkat ediyorsunuz. Hayata dair her şeyin şiiri konusu olabileceğini savunmuşlardır. Sıradan insanları şiire sokmuşlardır. Bakın gene önemli. Az önce zaten ayaktaki nasırı sokmalarından bahsetmiştik şiire. Halk arasında seçilmiş insanın şiirini yazmak istemişlerdir. Bakın dikkat ediyorsunuz özelliklerine. İnsanın bilinçaltından yararlanma isteği duymuşlar. Kendilerinden önceki şiir dili ve söyleyiş tarzını şiirden sapma olarak görmüşlerdir. Bakın yeni bir anlayışla karşımızdalar. Dikkat ediyorsunuz gene. Şiirde çağrışma değil açıkça söylemeye önem vermişlerdir. Duygudan çok akla hitap etmişlerdir. Sürrealizm akımından da gene ne yapıyoruz? Etkileniyoruz arkadaşlar. Zaten bilinçaltı falan dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Sürrealizm gelecek. Bunları da edebi akım videomuzda zaten dile getireceğiz. Evet arkadaşlar kitabı Sengi Mezar adlı bir şiirimiz var. Bunu gene inceliyorsunuz. Garip hareketinin temsilcilerinde Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat Orozcu'yu göreceğiz. Bunu da Omo şeklinde kodluyoruz arkadaşlar. 1936 yılından itibaren şiirlerini Varlık Dergisi'nde yayınlamaya başlamış. 1940 yılında Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat ile birlikte başlattıkları Garip Hareketi'nin öncüsü olacaklar. Orhan Veli zaten garip akımının önemli temsilcilerinden dikkat edeceğiz buraya. Serbest şiir yaygınlaştırmak, geleneksel şiir anlayışını yıkmak istemiş. Ölçüsüz, kafiyesiz şiirler yazacak arkadaşlar. Gene sanatçımız dikkat ediyorsunuz buraya da. Yerleştirmeye çalıştığı anlayışa uygun olarak şairane söyleyişten, basma kalıp benzetmelerden, edebi sanatlardan uzak durmaya yine ne yapıyoruz? Özen gösteriyoruz. Kitabı Sengi Mezar adlı şiirinde Süleyman Efendi'nin Nasır'ına şiir yazdığı için şiiri ayağa düşürmekle eleştirilmiştir. Az önce bahsettiğimiz Nasır olayı buydu. Buraya dikkat ediyorsunuz. Bu kurala yıldız atıyorsunuz arkadaşlar. Bilinen şiirler arasında İstanbul türküsü, İstanbul'u dinliyorum, anlatamıyorum, altında... Pireli şiir, delikli şiir ve Galata Köprüsü ne yapacak? Sayılabilir arkadaşlar bu şiir kitapların içerisinde. Lütfen hepsini tek tek okuyun. Zaten günümüz Türkçesine ve aslında günlük olaylara çok yakın olduğu için hepsinin ne demek istediğini net bir şekilde anlayacaksınız. Dönemin özelliklerini yorumlamanız açısından bu eserler önemli sevgili arkadaşlar. Yaprak dergisini çıkarmış. La Fontaine'in fabıllarını Türkçe'ye çevirmiş. Nasreddin Hoca fıkralarını manzum hale getirmiştir. Dikkat ediyorsunuz. Şiirleri garip. Zaten şiir kitabı biliyorsunuz. Vazgeçemediğim destan gibi yenisi karşı ve bütün şiirleri olmak üzere eserlerini bu şiir kitaplarında topladı. Çevirilerinde La Fontaine masalları var. Fabıl türünde Nasrettin Hoca fıkraları var. Yine dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer sanatçımıza. Melih Cevdet Anday. Orhan Veli'nin ölümünden sonra Garip hareketinden uzaklaşmıştır. Yunan mitolojisinden geniş ölçüde yararlanmıştır. Yalın bir dili vardır. Söz oyunlarına kaçınmıştır. Bir dönem sürrealizmden de etkilenmiştir. Gene sürrealizm bakın bilinçaltı. Dikkat ediyorsunuz yine etkilenecek. Anday'ın ilk şiirleri duygu ağırlıklı olsa da sonra düşünce ağırlıklı şiirler kaleme alacak. Arkadaşlar rahatı kaçan ağaç adlı şiir türüyle ününü kazanacak Melih Cevdat Anday'a dikkat ediyorsunuz. Şiirlerinde garip Rahatı kaçan ağaç, bakın dikkat edin rahatı kaçan ağaça zaten yıldız atmıştık. Telgraf, hane, kolları bağlı Odysseus. yan yana, göçebe, denizin üstünde, teknenin ölümü, ölümsüzlük ardında, gılgamış, tanıdık dünya ve yağmurun altında önemli şiir türünde yazmış olduğu eserleri. Romanlarında aylaklar var, yıldız attın, gizli emir var, yıldız atıyoruz arkadaşlar. Geziyasında Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan ve Macaristan adlı eserleri var. Tiyatrodaki içindekiler, Mikado'nun çöpleri Yıldız Atın, Dört Ay'ın Dikkat Köpek Var, Ölüler Konuşmak İster gibi eserlerimiz var. Denemelerinde de Doğu Batı, Konuşarak, Yeni Tanrılar, Sosyalist Bir Dünya ve Paris yazıları olmak üzere deneme yazılarımız var. Amerika'yı de Tanlay'da bilmemiz gereken önemli şiir türünden birisi, Rahatı Kaçan Ağaç olacak arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Bir diğer sanatçımız Garipçiler yani Birinci Yeniciler'de Oktay Rıfat. Horozcu. Garip akımının etkisiyle sade, sanatsız şiirler yazan şair bu şiirlerinde sıradan insanın günlük yaşamına şaşırtıcı, alaycı bir söyleyişle yaklaşmıştır. 1950'den sonra Perçemli Sokak adlı kitabıyla ikinci yeni anlayışına yaklaşmış, anlamca kapalı bir şiire yönelmiştir. Bakın dikkat edin burada birinci yenicilerden farklılaşıyor Oktay Horozcu. Perçemli Sokak'la ikinci yeni şiir anlayışına ne yapacağız? kalemi alacak, örnek olarak göstereceğiz. Dikkat ediyorsunuz. 1960'lardan sonra toplumcu duyarlılıkla şiirler yazmıştır. 66'da çıkan Elleri Var Özgürlüğün adı şiir kitabında bu düşüncelerin oldukça fazla etkisi görülecek arkadaşlar. Şiirleri garip, yaşayıp ölmek, güzelleme, aşk ve avarilik üzerine şiirler, Elleri Var Özgürlüğün, Aşağı Yukarı, Karga ile Tilki, Perçemli Sokak, Aşık Merdiveni, Çobanıl Şiirler, Bir Cigara içimi Denize Doğru Konuşmak ve İkillik adlı eserleri var. Dikkat ediyorsunuz. Yine tiyatroda Dana Burnu, Bir Kadının Penceresinden ve Baylayar adlı tiyatro romanları var arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Yine romanlarından olan Dana Burnu, Bir Kadının Penceresi ve Baylayar adlı eserleri var. Ve tiyatrolarında da bir takım insanlar, kadınlar arasında oyun içinde oyun, atlar ve filler, çil horoz ve yağmur sıkıntısı gibi tiyatro türünde yazmış olduğu eserleri karşımıza çıkıyor. Dikkat çekiyor sevgili arkadaşlar. Dikkat ediyorsunuz. Evet arkadaşlar Garipçiler abla şiir Cumhuriyet dönemi şiir toplumlarınızdan birisiydi. Bunu birinci yeni olarak da ne yapacağız? Adlandıracağız. Bir sonraki videomuzda ikinci yeni şiirle devam edeceğiz. Bir sonraki videomuza kadar videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.